Selfie çekerken dediler ki yukarıdan çek. Daha zayıf görünüyormuşuz o zaman. Güzel. Gerçekten öyleymiş. Biraz aşağı inersen ne olur? İnsanın kendi kendine anlatması, konuşması çok gerçekten anlamsız. Evde nereye kaçacağımı şaşırdım. İnanılmaz bir kahvaltı ediyorum. Bir güzel yiyorum ki, yiyorum. Sonra akşama kadar hiçbir şey yemiyorum. Akşamda ya salata, et, bildiğimiz klişe şeyler ama asıl benim hayatımı en çok kurtaran yoğurt. Bir elma, bir avuç ceviz ama çok abartmadan muazzam. Natalie, bir kahve daha alabilir miyim? Bana göre en kötü alışkanlıklarından bir tanesi. Fazla kahve içmek. İki fincan kahvemi yatağımda içmekten büyük keyif alıyorum. Bu hayat enteresan. Enteresan. Hayata karşı hep içimde en ufak korku ve ürkeklik olsa bile hissettirmeden her şeyin üstüne gayet güçlü ve kuvvetli gitmeye çalıştım. Bunu da ailemden öğrendim. Kalabalık bir aileyiz. Sadece babam 12 kardeşti. Her birinin de hemen hemen 8 çocuğu vardı. Bir tek babam 3 çocukluydu. Dedem İlhan, annemin babası. Çok yakışıklıymış. Beni de ona çok benzetirler. Göz rengi, kaş, ağız, burun. Avşar aşireti. Aile içinde bana Malakan derler. Bu adı bana dedem koymuş. Malakanların ne kadar yetenekli, barışçıl, mutlu ve güler yüzlü insanlar olduğunu duyduktan sonra ismin benim için daha da anlam kazandı. 8 aylık doğmuşum. Babaannem Daduk. Hiç Türkçe bilmezdi. Genelde evde Kürtçe konuşulurdu. Bir tane de bana Kürtçe şarkı öğretmişti. İlk öğrettiği Kürtçe şarkı... Es keçim keçe kürdanım, kulil kasere lavanım. Ruhane zeçevanım, lavkov ezberivanım. Hop baraç kiçke lay lay lam, din 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 om diriro. Medyada da avşar kızı diyorlar.
Bayramınız kutlu olsun. Size çok gurur duyduğum bir fotoğraf göstereyim mi? İşte. Atatürk'ün sol yanındaki papyondu. Dedem. Ne gurur verici değil mi? En iyi arkadaşlarından bir tanesiymiş. Merhaba Deka'ya. Merhaba. Oraya gitsene. Ben görünebiliyor muyuz? Gücün sabırdan geldiğine inanıyorum. Aile içi problemlerin sabırla aile içinde kalmasından yanayım. Ve tüm aile fertlerinin de her konuda sabırla hareket etmesini isterim. Bunun da bana büyük güç verdiğini düşünüyorum. Hatalarımızla, günahlarımızla birbirimizin arkasında oluyor olmak ailenin gücünü arttırıyor. Yine aile yemeklerimizden bir tanesi. Leyla Orta Doğu'da, ben de DSY kulübünde lisanslı yüzücülerdik. Leyla her zaman benden çok daha iyi yüzmüştür. Ama ikimiz de iyi yüzeriz. Şampiyon. Leyla Hanım, duygularınızı alalım. Ay, her zamanki gibi canım. Ya üzüldüm ya. Hani bankalarda bir sistem vardır ya. Paranızı sepet yapın. Altına koyun, üstüne koyun, dolara koyun, ona koyun, buna koyun. Hani var ya. Ben de mesleki anlamda o kafayla yürümüşüm. Öyle düşünüyorum. Hayatım boyunca hırslı olduğunu düşündüğümde ben azimli olduğuma inanıyorum. Başladığım iş hiçbir zaman yarım bırakmadım. Sporun bildiğimiz klişe sebepleri kilo vermek veya fit olmanın dışında aslında hayatın bizlere getirdiği zorlukları ve sıkıntıları çok daha kolay karşılayabilmemize sebep olacak. Hem vücut, hem ruhen, hem beynen büyük faydaları var. Uzun güzellik yarışmasına girdiğimi, orada birinci seçildiğimi anlatmayacağım. 1983 yılında Türkiye güzeli seçildim. Fakat 16 yaşında evlendiğim için tacımı geri aldılar. Benden alınmasıyla ciddi bir şöhrete kavuştum. Ankara'dan İstanbul'a 15 günde tatile gelmiştim ben aslında. Bir ahbabımızın ofisinde karşılaştığım birileri o dönemlerde Tercüman Gazetesi'nin Bulvar Gazetesi'nin güzellik yarışması olduğum, neden katılmadığımı sordu. Ben de Ankara'da yaşıyorum dedim. Tabii ondan sonra annen devreye girdi derken gelişmeler vesaire vesaire ve ben kendimi yarışmada buldum. O kadar uzun boylu kızın bacaklarının boyu sadece benim boyum kadar olan güzellerin arasından birinci seçildim. Güzellik yarışmasından sonra hayatım gerçekten çok değişti.
Babama dedim ki bir tek film çekeceğim. Bir daha çekmeyeceğim. Diş o diş. İlk film Haram. Çok nazar şuku sendirir derler. Keser misiniz lütfen? Bilemedin işte. Peki hanımefendi. Ben de sana bir şey soracağım. Sor. Peki bu kaç? Bunu bilmeyecek ne var? Biliyorsan söyle. 5. 105. Ya. Arsız olmak aman Allah'ım. Çoğu ailenin asla kabul etmeyeceği bir meslekti. Ben bu gidişle İngilizce öğreneceğim. Bir kere de kızlarla kaçtık o filme. Kadın otobüslere binip uzaklara gidiyor. Otobüslere binip dönüyor. Onu çok seven yaşlı adamı değil de o genç delikanlıyı seviyor. Kapıdan bir çıkışı var kadının. Sinema her zaman hepsinden daha ağır bastı. Fatma, kalk kız, çay doldur bize. Duymadın mı? Hasta değilsin, sakat değilsin. Kalk kendin al. Aa! Ulan ben senin ağzını yırtmaz mı? Abla, abla dur. Dur abla, dur. Dur abla, dur. Neyse şunu. Geberteceğim lan. Neyse, neyse. Bana bak dedi mi? Bana bulaşma. Fena olur. Hala dur. Konuşuyor. Ya şunu. Berlin Berlin filmiyle yurt dışından en iyi kadın oyuncu ödülünü ilk alan oyuncu oldum. Ya yaklaş. Bu işi kötü olacak. Bak güzel bu, oldu. Bu gitti. Evet. Moskova Film Festivali'nde büyük bir jürinin verdiği
Bu dediği ben. Hanımefendi. Ben bu dediği. Büyük bir ödül aldım. En iyi kadın oyuncu seçildi. Ve ben de telefon açtım. Hülya'cığım seni en iyi kadın oyuncu seçtiler. Gel ödülünü al. Burada çok önemli bir şey. Claude Lelouch seninle tanışmak istiyor. Fransa'nın en büyük yönetmeni. Lelouch. Lelouch gerçekten. Türkiye'den dünyanın en büyük yönetmeni. Senin filmi oynatacak. Gel dedim. Gel Sinan benim ekstram var. Benim şimdi yarın bu boyada gitmem şarkı söylemem. Gelmedi. Yani umursamadı. Claude Lelouch ona film teklif ediyor. Ondan sonra en iyi kadın oyuncu ödülü almış. Gidip festivalde ödülünü almış. Jüride kimler vardı? Jüride kimler vardı? Jüride hatırladığım kadarıyla Feyza Nüvey vardı. Claude Lelouch vardı. Başka Robert De Niro var mıydı? Yani bir sürü... Dean Wenders vardı. Robert De Niro dedim. Robert De Niro vardı. Sen... Jüride mi vardı? Arkamdan ne yapıyorsun? Jüride mi vardı Robert De Niro? Evet, ama senin umursamadığın bir şeydi. Sen ya bilmiyordum, bilseydim koşa koşa gelirdim. Robert De Niro'ya aşığım. Alo. Ne alosu ya, dur. Ya telefon bankadan arıyorlar. Ya bankadan. Sinan Çetin'in bütün hesapları bana geçmiyoruz. Ay inanmıyorum. Bu evet, kadar önemli miydi? Gelip ödülünü almadı sayın seyirciler. Böyle bir kadın bu. Yani ödülü umursamadı. Önemli olan ödül değil ki, mi? O zaman, Moskova'nın, Moskova Film Festivali A sınıfıydı. Yani çok büyük bir festivaldi. Cannes, Berlin, Moskova diye gidiyordu. Evet, evet. Ve gelmedi yani. Bu arada hiçbir şey yapmıyorum. Bu arada Rebecca, Sinan'ın eşi, Berlin'de kameramandı. Ve hayatımda ilk defa bayan kameraman gördüm. Işıklar tabii teciler, ayrılıklar. O da hamileydi. Şimdi beni Berlin'de tekrar oynatmak istiyorlar. Ben olmaz evet, diyorum ama bilmiyorum. Evet, derim. Evet, seve seve derim. Ama bilmiyorum. Yani sonuçta ben böyle bir hayatımda yani gidip Robert De Niro'yu demedim bana. Ben Robert De Niro'yu. Kızım sen Claude Lelouch'u tanımıyor musun? Claude Lelouch diyorum. Aa, Lelouch'u boş tanırım. Lelouch'u. Lelouch. Bir şey söyleyeceğim. Fransa'nın en büyük öğretmeni. Kim Messenger'la yarışmadım mı ben? Yarıştın. Doğru. Geçtin. Kim Messenger'la yarıştın? Yes. Ya kadına bak. Nereye? Kadına bak ya. Yes. Kadına bak ya. Kadına bak ya. Kadına bak. Kadına bak. Hayır, yakın çekeceksin, yapalım. Oğlum, kadına bak. Allah Allah. Ay ben kucağıma alsam. Tenis oynuyorum. Tenis oynayan Hülya Avşar. Bir okul yaptırdım. Babamın adını verdim. Değerli sanatçımız Hülya Avşar bu okulun yapılmasına büyük katkıda bulunmuştur. Ve böylece okula muhterem pederin ismi Celal Avşar Okulu verilmiştir. Değerli sanatçımız şimdi bir de eğitim hayırsever unvanını kazanmıştır. Kendisini tebrik ediyorum. Ve herkese örnek olmasını da diliyorum. Babam eğitime çok düşkündü. Eğitime katkıda bulunmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Sevgili babamın adını taşıyan, bu okuldan yetişecek olan her çocuk benim her zaman gururum olacaktır. Bugünleri gördüm ve bu gururu tattığım için çok çok mutluyum. Önce bir Türk olarak, sonra da bir Türk sanatçısı olarak. En büyük sanatın milletimize sağlıklı, bilgili, kültürlü, terbiyeli, saygılı çocuklar yetiştirmek olduğuna inanıyorum. Ve bunun gururunu ömrüm boyunca taşıyacağım. Çok teşekkür ediyorum. Şu okuldan yetişecek her çocuk benim hayatım boyunca gururum olacak. Belki bir gün yaşlanacağım ve bana birisi gelip diyecek ki Hülya Hanım, ben sizin babanızın okulunda okumuştum diyecek. İşte o zaman herhalde ömrüme bir 10 yıl daha katılacak diye düşünüyorum. 4 aylık hamileydim evlendiğimiz zaman. Nihayet uçak iniyordu Paris'e. Doğruca nikahın kıyılacağı başkonsolosluğa gidilecekti. Ama önce tabii ki bir otelde gelinlik giyilecekti. Gelinliğiyle son derece mutlu bir görüntü çizen Hülya Avşar, nikah arkadaşlarına takmıştı kafayı. İnanışa göre
gelinin ayakkabısının altına isim yazılırsa arkadaşının da kısmeti açılacaktı. Hülya Hanım da Reha Muhtar'dan başladı. Ayağımın altına şimdi kimin ismini yazalım? Önce senin adını yazayım. Kalem ver. Reha. Ay yaz Reha. Ayağımın altına. Nedir o? Bekar insan. Bekar evlenmiş. Nerede? Reha. Reha. Bir şeyler de var. Nedir? Adını yazacağım önce. Evet. Reha. Evlenmem için. Evet. Hülya Avşar kendisini merakla izleyen bir Fransız bekarı da kattı listeye. Damat Kaya Çilingiroğlu da telaş içindeydi. Bir yandan Hülya Hanım'a gelinliği taşımasına yardım ediyor, zaman zaman da bir fotoğrafçı gibi resim çekiyordu. Ardından nikahın kıyılacağı Paris'teki konsolosluğumuzun yolunu tuttular. Ben Hülya Avşar, onun 63 doğumluyum. Başka ne var bir yok? Ana baba, anne baba. Anne Emral, baba Celal Avşar. Sıra Kaya Çilingiroğlu'ndaydı. Ben Hüseyin Kaya Çilingiroğlu. Başkonsolos Engin Bey ardından final sorusunu sordu. Kaya beyefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Evet. Siz Kaya beyefendi. Evet, istiyorum. Bastım. Mutluluklarına diyecek yoktu. Şampanyalar patlatıldı ve yüzükler takıldı. Onlar artık karı kocaydı. Hülya Kaya çifti otele dönerken Paris'te belki de hayatlarının en mutlu günlerini yaşıyorlardı. Yüzlerinden gülücük hiç eksik olmuyor, sokakta, otelde, her nerede olursa olsun dans edip eğleniyorlardı. Ortadan kayboldu çift. Sonra gelinliğini çıkaran Hülya Avşar'la çiçeği burnunda damat Kaya Çilingiroğlu'na bu kez Şanzelize sokaklarında rastladık. O sırada Hülya Avşar'ın babası aradı telefonla. Nasihatler yağdırıyordu. Birbirimize karşı saygı ve sevgiyi yitirmeyecek bir şey. O zaman mutlu olurmuşuz. Çok mersi. Sonra Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar'ı sıkıştırmaya başladı. Hissettiklerinizi öğrenip daha sonra diğer sorularını sorayım. Henüz evli bir kadın olarak hissetmiyorum kendimi ama herhalde hayatımda pek bir değişiklik olmayacağı içindir bu. Size öyle geliyor olabilir mi acaba? Aa, bu ne demek? Açık ve seçik ifade ettim ben. Ne demek o? Bir kaba. Peki bu arada bebekle ilgili biraz görüşleriniz alalım. Bebeğinizin cinsiyeti belli oldu mu? Valla size göre belli. Erkek deyip duruyorsunuz her tarafa. Ben mi diyorum, doktor mu diyor? Ya, doktor öyle bir şey söylemedi daha. Bir erkek olduğunu düşünelim. Nasıl yetiştirmeyi düşünüyorsunuz? Ayda. Nasıl yetiştirebilirim acaba? Valla hiç düşünmedim henüz.
Ama en iyi şekilde yetişeceğinden eminim. Babasına benzesin yeter diyorsunuz. Onu düşünmem lazım. Neyi düşünmeniz lazım? Babasına benzip benzemeyeceğini. Yani siz şu anda hata mı yaptın demek istiyorsunuz? Vallahi biraz daha konuşmaya devam edersen onu da değil. Çift bu güzel sohbetten hemen sonra doğruca kana gitti ve dillere destan bir balayı başladı. Önce Akdeniz'in sıcak sularına attılar kendilerini. Öylesine mutluydu ki Hülya Kaya çifti. Adımı taşıyan tişörtlerim siyah ve beyaz olmak üzere 15 yıldır devam ediyor. Siyah beyaz Beşiktaş olan sevgimden gelen bir durum. Hani insanlar resim yaparlar ya, fotoğraf çekerler, resim yaparlar ya. Acayip böyle kendilerini kaybederler. İşte ben de böyle tişörtleri keserken kendimi kaybediyorum. Hülya Avşar ve tenis turnuvaları 17 yıldır devam ediyor. 17 yıldır da geliriyle tenisçi çocuklara burs veriyor. Veya eğitimde ihtiyacı olan çocuklara burs veriyor. Hülya Avşar tenis turnuvalarında mutlaka engelli tenisçi sporcularımıza da yer veriyoruz. Hülya Avşar kapım salona geldik. Bu kupaların hepsi bugün benim tarafımdan bütün oyuncularımıza takdim edilecek. Bizim meslek öyle nerede akşam orada sabah öyle değil. Şöyle değil. Saatinde işini yapacaksın. Saatinde işini yapacaksın. Hiçbir yere geç kalmayacaksın. Disiplinli olacaksın. İnsanlara saygı duyacaksın. Onun dışında bu meslek yapılmaz. Öyle keyif olsun diye daha işin başındayken bir sürü kullanmadığın odası olan evlerde yaşamayacaksın. En lüks arabaya bineceğim diye hava atmayacaksın. İnsanlar sana saygı duysun diye parmağına kocaman bir tek taş takmayacaksın. Olmaz. Olmaz. İşini yapacaksın. Ve en başarılı olduğun zaman da en korktuğun zaman olacak. İşte o zaman en çok ne yapabilirim diye düşüneceksin. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Bütün bunları niye yapacaksın? Niye yapacaksın? İleride istediğin arabayı almak, istersen kullanılmayan odaları olan bir evde oturmak, istersen istediğin mücevheri almak için. Evet, onun için. Ama önceden beni dinleyeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Bak, bir şey söyleyeceğim sana. Şunu bil ki. Eğer yolun sonunda seni sevecek, sana sarılacak, her an yanında olabilecek bir ailen yoksa, maddi ve manevi de huzur içinde değilsen ailenle beraber, o kazandığın parayı anla işte ne demek istediğimi, yani bir taraf. Ay, öyle yap bence. Bak, beni dinlemiyorsun, çok bozuluyorum sana çakal. Çakal. Çakıl. Ne yapıyorsun orada? Gel buraya. Ben bir saattir kime anlatıyorum? Şu halime bak. Allah Allah. Hayatımda birçok sorumluluğum oldu. Olmaya da devam ediyor.
Burada anneliği bir tarafa ayırırsak... ...sonra annelikten sonra en keyifli... ...ama... ...en büyük sorumluluk taşıdığım dönem... ...Antalya Film Festivali'ne jüri başkanı olduğum zamandı. 49.sü yapılan Antalya Film Festivali'nde başkan olmaktan, jüri başkan olmaktan büyük gurur duyuyorum. Hak yememek, herkesin hakkını vermek, yıllardır filmleri festivallere katılan bir oyuncu olarak bir jüriden başkanlığımı sürdürdüğüme inanıyorum. Burada bulunan herkesi sevgi ve saygıyla selamladığımı bir demek istiyorum. Evde zaman geçirmekten büyük keyif alıyorum. Evimin daima yalın olmasını tercih ettim. Burası benim en keyif aldığım, yediğim, içtiğim, yattığım, yazdığım, çizdiğim değerli köşem. Bu resimleri Zehra 4-5 yaşlarındaydı yaptığında. En mutlu olduğum yerlerden bir tanesi burası. Şöyle salonun ortasında. Yine dedem, babamın gençliği. Salonun ortasında böyle bir düzenim var. Göz zevkim benim için çok önemli olmuştur. Titiz olduğumu söylerler. Yok canım, size öyle geliyor. Ne kadar doğru bir söz bilmiyorum ama benim açımdan doğru galiba. Az eşya, az insan derler. Bana çok hitap ediyor. Sahne kıyafetlerimi evde asla bulundurmam. Mesleki anlamda evimde hemen hemen hiçbir şey bulundurmam. Çünkü ev benim için dış dünyadan uzaklaştığım... Kendime zaman ayırdığım, hatta kendimin farkına vardığım bir yerdir. Avşar, her zaman öngörüsüne hayran olduğum, mesleki hayatımda da her şeyimi borçlu olduğum canım annem, nur içinde yatsın. Bizim mesleğimiz çok çok uyanık. O kadar uyanık ki böyle içine alabiliyor. Anında kendinizi onun içinde böyle yüzerken bulabilirsiniz. Kendinizi yüzerken bulabilirsiniz. Çünkü o kadar güzel şeyler var ki. Ün, şöhret, para, beğenilmek vesaire. Bunların içerisinde asıl yapmanız gereken şeyleri unutabiliyorsunuz. Tabii ki biraz evvel bahsettiğim gibi sevgi, işte sevgi, mutlu olmak, kahkaha atmak gibi şeyleri unutuyorsunuz. Çünkü
O sizin başınızı döndürüyor. İşte galiba ben orada bir uyanıklık yapıp... Mesleğimin esiri olmadığımı düşünüyorum. Mayın tarlasına yürür gibi bir şey bu. Birlikte çalıştığım ekibimi çok sık değiştirmeyi sevmiyorum. Ekibin temelini disiplin, sevgi, saygı oluşturuyor. Çok kolay biri değilim bu konuda. Önce ciddiyet, sonra gerekirse zaten bol bol işin keyfini çıkartıyoruz. Sporcu gibi yaşamak gerekir. İşime erken başlayıp akşama kadar her ne olursa olsun bitirmeyi tercih ediyorum. Akşam evimde olmak benim en büyük zevklerimden bir tanesi. Gül. Gülay. Bana bir kahve. Çalışırken enerjimi yüksek tutmak için her ortamı en iyi şekilde değerlendirmeyi yeğliyorum. Mesut! Safiye Sultan. Ya burada sarayda herkes... Evet, buyurun, herkes şey oldu ya, sarayda hadım. Şimdi benim inişimi çek bari orada. Tamam. Oradan çek, şimdi ben iniyorum. Hatta şu anda bir bekliyordum. Tamam. Biliyorum. Hayır, dik tut. Mesut dur, çekin dedim. Mesut dur. Çekiyordu zaten. Biraz çekmiyorsun. İndim. Video. Tamam mı? Arkadaşlar kayıtta. Hadi. Evet. Mesut dur. Tamam, İbo sen de. Evet babalar, 1-0. Kaçma, gel buraya Serpil. Bu ay 10 kere saçımı boyadı. 10 kere? Yani sus. 10 kere az mı? Hülya Avşar'la çalışmak zor mu? Bana kolay. Ya hepinize kolay geliyor. Ben de kendimi bir şey zannediyordum ya. Ne yapmam lazım? İyi de huyunu suyunu bildikten sonra kolay. Aynı şeyleri söyledim. Gördünüz mü? Huyum ne? 5 dakika mesela vaktinde gelmezsen gittin. Senin işin de öyle. Sen vaktinde gelmedin şu anda biliyor musun? Ayakkabın nerede? Ben vaktinde geldim. Gerçekten. Aşağılık hazırlanıyordum ben önce. İşte bu numaraları da arada bir yiyeceksin. Biz de vaktinde geldik. Işığını kaybetme lütfen. Sensiz bu işi yapıyor olabilirsin ama kusura bakma. Şu an burada çok güzel değil mi? Kusura bakma. Aynen ışığın şurada çok iyi. Benim o sizin kendi ışığınız. Hayır, hayır. Sizden geliyor. Sen. Hadi Zeynel'cim. Beni de çalıştırıyorlar gördüğünüz gibi yani. Vallahi çok ayıp. Yakıştıramıyorum. Bizim mesleğimizi çok fazla amaç haline getirirseniz muhakkak ruhsal anlamda problemler yaşayacağımızı düşünüyorum. Benimle çalışmak için hayatın güzel tarafına bakıyor olmaları ve de güler yüzlü olmaları yeterli. Bu da çalışma kurallarımın en başında gelir. Gel buraya Ceren. Çabuk söyle. Yok. Benim sevgili ekibim. Hayır. Ya yapmayın Allah aşkına. Düşünsen. Kötü bir tarafı mı? Ya korkunuzdan söyleyemiyorsunuz. Gerçekten her şey yolunda gidecek. Kızmayacağım. Başınıza da kalkmayacağım. Ne? Acelecisi mi? Sen ne maalesef? Aa, bakayım kötü tarafını söyle çabuk. Kötü? Evet. Tez canlı. Ya başlarım sen çarkıza. Ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Niye? Güvensizlik. Evet dökülün. Güvensizlik. Ne demek bu güvensizlik?
Hayır öyle değil. Aman güvenme. Yani güvenme. Sen bugün buraya beni delirtmeye mi geldin? Bir şey sorar mesela 30 kişiye. Sağdaki küpe mi, soldaki küpe mi der. Herkes der ki sağdaki, o bırakır soldaki mi takar. Şimdi bu ne, güvensizlik değil mi? Buna güvensizlik denmez. Buna ne denir biliyor musun? Ne denir? Ben de bilmiyorum. İnatçılığınız. Kötü çabuk. Efendim, beyefendi kaç senedir? 30 senedir birlikte çalışıyoruz. Kaç senedir? 30. Kaç? 7. Kaç senedir? Serkan. 10. Kaç senedir? 5. Kaç? 3'e gidiyor. 3'e gidiyor. Kaç? 4. Kaç? 17 senedir. Bu ekip kusuyor kendini. Evet, kızıt sınavı zamanında hazırlanmam lazım. Hazırlanmanız lazım. Benim için kötü bir huyunuz. Evet. Gel söyle. Değişkensiniz. Ne? Bazen bir şey beğenip sonra vazgeçiyorsun. Kusunuz. Niye yutkunuyorsun? İyi şeyleri de söyleyelim. İyi şeyleri söyleyelim. Ben şimdi onu düşünüyorum. Evet. Bir model seçiyoruz. Evet. Çok beğeniyorsunuz. Hı-hı. 2 gün sonra vazgeçebiliyorsunuz. Sonra ben onu yapmış oluyorum. Sonra onu değiştiriyorum. Sonra güvensiz oluyor. Öyle mi Melih Bey? Dökü. Başka. Sen ne gülüyorsun lan? Çabuk söyle. Çok. Ama iyi söyle. Çok fazla. Çok fikir değiştirmeniz belki. Yani çok... Fikir değişmeniz. Başka? Ya bırak şimdi. Kararsızlık değil. Kararsızlık. Güvensizlik değil, pardon. Kararsızlık. Aferin, kendine geldi. Evet, kararsızlık. Ama çünkü şöyle bir şey. Bir şey için saatlerce konuşur. Sorar. Fikrini alır. Sonra gider tam tersini yapar. Doğru. Ama niye bunu böyle yaptın dersin sonra? Ama hani böyleydi. Hani böyle en son kapatırken. Evet haklısın. Ben bunu böyle yapayım. En güzeli benim. Ben sonra düşündüm. Sen çek bakayım bizi birazcık. Böyle yanlamasını. Ha? Öyle değil mi? Evet, başka. Söyle bakayım, başka. Ben sonra düşündüm. Öyle olacağına karar verdim. Ya da o konuyu hiç açmaz bir daha. Hani mesela, abla niye bunu böyle yaptın? Başka bir konuya geçer. Çünkü onu halletmiştir o kafasında. Ya de... Ama öyle değil mi? Hadi açılın canım. Hayır, Uğur, ya. Bak, Ömer'e katılıyorum. 10 kişinin fikrini alır, aynı fikir çıkar. Tamam dedi. Ama bu güzel ya. Bence sonra Hülya'nın ne yapar? Ters köşeye bak. Başka bir şey yap. Ama yanlış mı? Hayır. Yemezler. Bir dakika. Yok. Doğru. Çabuk söyleyin. Doğru söylüyorum. Bizlerine. Çabuk söyleyin. Yok ya, başka bir şey yok. Gerçekten yok. Ben sizi olduğunuzdur istedim. Ama gerçekten yani. Arada bir gerçekten benim böyle azarım şöyle işimde. Evet. Gerçekten. Ben şöyle yaparsam. Şöyle oldu. Dudaklar niye böyle yayılıyor? Böyle bir inceliyor. Yayılıyor. Tabii bunları şişirtmek falan çakma ucundan geçmedi. Çok kötü oluyor, çok kötü oluyor. Kendi kremimi üretmek zorunda kaldım. Cildim çok kuru. Thank you.
Saçım ve vücudum çok kuru. Hep nemlenme ihtiyacı var. Spordan önce muhakkak yağlıyorum. Şöyle alıyorum elimi. Sıkıyorum. Bakalım. İşte böyle. En güzel bakım temiz olmak, spor yapmak, sağlıklı beslenmek, fazla yememek ve de tabii ki gülmek. Ama hep diyorlar ya sürekli gündemde. Aslında o değil. Sürekli gündem değil. Ben sadece işi pek şansa bırakmamışım. Sepet yapmaya karar verdim. Ardı ardına klipler, müzik çalışmaları. Sepete ne koyarsak kârdır diye düşünüyordum zaten. Yani oyunculuğumun yanına bir de müziği ekledim. Tabii ki bunu ekledim deyince eklenmiyor. Onun için de çok çalıştım. Şan dersleriyle başlayıp gerçekten çok çok değerli hocalardan dersler aldım. Ya gibi gelmiyor müzik sesi şu anda ilk şarkıda. Bir de bırak artık'tan başlıyoruz, severek devam ediyoruz. Şimdi bir denedim, öyle olur. Yani oyunculuk okulundan mezun olup sonra kamera karşısına geçip elinizi ayağınızı nereye koyacağınızı bilememek vardır ya. Bu onun gibi bir şey işte. Müziği, oyunculuğu hepsi bir arada götürmeye niyetlendim. Müzikte de şansım yer ver gitti. Aslında direkt az solist olarak başladım. Hülya Avşar. Mikrofonu hemen kendisine veriyorum. Hoş geldiniz efendim. Saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun. Öyle başladın demek ne kadar kolay değil mi? O gün sahneye çıkana kadar canım çıktı. Allah'ım bacaklarım titrer. Dilim damağım kurur. Bilirim sadece 12 şarkı. 13.'yü seseler yok. Ama
Ben o gün o 12 şarkıyla sanki gerçekten konservatuar mezunu, Türk sanat musikisini icra eden bir sanatçı gibi, repertuarı çok geniş bir sanatçı gibi ilk sahnemi tamamlamıştım. Çok heyecanlıydı. Bu heyecanların hepsi birer emek. Tabii ki yine Allah yardım etti ve ben başarıyla sahne hayatımda sürdürmeye devam ettim. Bir bakıyorsunuz ki bir şey eksik, bir şey eksik. Oyunculuğun tadına sinemada varmak başka ama tiyatroda böyle anında aldığınız o tepki de çok insanı hani var ya sahne tozu. O da tiyatronun sahne tozu gibi bir şey. Onca yıl bana dokunmalı bekledim. Onca yılın içinde kaç gece vardır bilir misin? Kadınlar hiç sizin sandığınız gibi arsız, sömürgen cinsler değildir. Gerçekten tiyatroda birebir insanların yüzüne karşı oynamak ve anında yaptığınız işe karşı tepki almak başka bir zevkmiş. Bunu ben bile istesem burnumdan getirirsiniz. Getirirsiniz diyorum çünkü oğlum da sana çekmiş. Geçenlerde kredi kartını dedi. Ya bunların hepsi benim masrafım bu. Kendine bir alıyorsam size on alıyorum. Evine kadar para gidiyor bir bilseniz. Say. Unutmadan söyleyeyim. Haftaya annemlerin gelme ihtimali var. Bugün benim doğum günüm. Tek kişilik tiyatro oyunum. Büyük keyifti. Şeyi çok merak ederek sordum. Bu kadar çıkan, seninle ilgili çıkan dedikodulara kulak asmayan ve görmezlikten gelen bir eşe, bir erkek ne gözle bakar acaba? Aptal mı der? Yoksa beni kaybetmek istemiyor mu der? İşte yuvası içinde yapıyor der? Yoksa hakikaten fedakar, bir kadının yapması gerektiği şeyi mi yapıyor diyorsun benim için? Yani beni ne gözle görüyorsun? Bu kadın yok yani. Bunu sorduğumda güzel bir cevap aldım ama cevabını söylemeyeceğim. Çok enteresan bir cevap. Peki röportaj boyunca Kaya nasıldı? Vallahi Kaya bir ara çayını döktü. Eli kolu birbirine karıştı. Bir şey o teybi devirdi. Terledi. Peçete sunduk beyefendiye. Bu gibi anlar yaşadı. Ha bu arada hakkında yazılan 3 kitap var. Benim de sonradan öğrendiğim. 27,5 kilo aldım hamileyken. Hoş geldiniz. Doğuma kadar herkesi çok iyi kandırdım. Çocuk için yiyorum, çocuk beslensin diye diye. Çocuk bir çıktı 2800. Dokuz ay boyunca televizyonda şov yapmaya devam ettim. Benim devlet memurundan ne farkım var? Devlet memurları nasıl yapıyorlarsa, ne zaman işlerini bırakıyorlarsa ben de o zaman bırakacağım. Hacı kendimi çok iyi hissediyorum. Ama bir gün... Ah! Ay bir dakika. İyi misiniz? Çıkar, doktor. Çağırın. Tamam, bir şey yok.
Sancı mı? Biraz sancı var. Nerede? Burada. Efendim, ne kadar da bir gelin? Ne kadar da bir gelin? Sağ olsun, tamam, sakin olun, sakin olun. Nefese içim alıyorsunuz değil mi? Almıyorum. Neden? Almıyorum. Yaz kız. Evet, derin nefes. Derin nefes. Yaz. Bir şey yok. Azaldı değil mi? Şaka yaptım. Bu şakadan iki gün sonra doğurdum zaten. Annem Emre Lavşar. Nur içinde yatsın. Zehra'nın dedesi Profesör Doktor Kaya Çingiroğlu. Dakikalar için fena. Yaşak olduğum şey Allah'a şükür çocuk sağ salim çıktı. İyi şükür. Bir tanesi gelirse, mesele bitmiş demek. Çok ağlıyor. Niye acaba? Cadaloz. Kaya ile Hülya'nın çocuğu. Ne bekliyorsun? Bilerek yapmıyorum. Sonunda da baba. Kaya baba. İlk duygularını alalım. Çok cadaloz biri var içeride. Ne diyorsun bu konu hakkında? Zehra'nın babaannesi Doktor Gülümser Çingiroğlu. Hülya dikiyorlar Hülya. Gülümser Hanım doğuma da girdi, sağ olsun. Bu bana büyük güç ve kuvvet vermişti. Zehra'yı memeye yaklaştırdığı an Zehra Meleği kaptı zaten. Güzel emdi. Gülümser Hanım eksik olmasın Zehra'yı büyütürken de doğduğu günden beri gerçekten hakkını ödeyemem. Kaldıram bu tükenti. Kaldı. Anne ne yapıyor? Bak. Oturardı mı? Alıyor musun? Hı hı. Allah'ım. Bakayım, benim sorduğum soruya kim daha çok cevap verecek? Ben. 3 artı 2 kaç eder? 3. 5. 5 mi? Evet, doğru. Ha, ben değilim. Peki. 5 artı 5. Oh! 5 artı... Ya sus ya! İnsan evladına baktıkça başka nelerden mutlu olur ki? Verdiğim şeylerin onun üzerindeki etkilerini gördükçe çok mutlu oluyorum. Konuşmaya başladığı an itibariyle 15 günde bir onunla toplantı yapardık. Karşılıklı oturup birbirimizin gözünün içine bakarak birbirimizden neler istediğimizi, nelerden memnun olup olmadığımızı konuşup
ortak bir yol bulurduk. Toplantılar Zehra'ya büyük olgunluk kazandırdı diye düşünüyorum. Merhaba. Evet, konuşabilirsin. Benim adım Zehra. Ben Atal. Zehra'ya öğretmek istediğim her şey, ona anlattığım masallarda gizliydi. Beto, bak bakayım bana Beto. Direkt yüzüne söylemek değil de kendi uydurduğum masalların içerisine saklardım. Öğretmek istediğim her şeyi. Türkiye'nin en önemli cerrahlarından biri olan Profesör Doktor Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ve yine doktor olan Gülümser Çilingiroğlu'nun tek çocuğu olarak Almanya'da dünyaya geldi. Saint Michel Fransız Lisesi'nde aldığı eğitimin ardından tıp fakültesine kayıt yaptıran Çilingiroğlu, 4. yılında doktor olmak istemediğine karar verip eğitimini yarıda bıraktı ve iş hayatına atıldı. Yaptığı yorumlarla spor dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan... Bunlar ligin iyi top oynayan, yukarıda olan ekipleri. Profesyonel olarak sporun neredeyse her dalıyla ilgilenen... Defalarca birçok dalda Türkiye şampiyonu olan... Beşiktaş aşığı, iki çocuk babası ve başarılı iş adamı Kaya Çilingiroğlu şimdi stüdyomuzda. Kaya iyi insandır. Kaya, bir erkek niçin karısını aldı? Bir gün hiç unutmuyorum. Zehra'ya Pinokyo'yu anlatıyordum. Anne, babam çok mu yalan söylüyor? Sonra anladım ki Pinokyo'nun burnuyla babasının burnunu benzetmiş. Kaya iyi bir babadır. İyi bir babadır. İyi de şimdi hayatımda en önemli, en zorlandığım iki an. Bir tanesi Zehra baban evleniyor. İkincisi, Zehra'cığım bir kardeşin oluyor. Demekti. Şimdi düşünüyorum. Hayatta nacizane herkesin başına bir şey gelebilir. Tabii evliliklerinde her şey olabilir. Ama mümkün olduğu kadar kendi içinizde halletmeye çalışırsanız, insanlara konuşma hakkı tanımazsanız çok daha kolay atlatıyorsunuz her türlü şeyi. Her türlü şeyi. Mesela mesela ben diyelim. Ben aldatıldım. Ama doğru mu bakıyorum ben? Tamam. Ama ne oldu? Çocuğum var vesaire. Yuvam yıkılmasın diye de ne yaptım? İçimde hallettim her şeyi. Dışarıya asla belli etmedim. Hatta aynı gün yemeğe gittik vesaire. Sonra birkaç kere daha önemli değil. Sonuçta Güllü, pardon, özür dilerim Güllü. Sonuçta ne oldu? Neymiş güzelmiş, neymiş parası varmış, neymiş ünlüymüş. Hop. Bunların hiçbirisi önemli değil. Hiçbirisi önemli olmadığını gördünüz, görüyorsunuz. İşte hani Hülya Avşar, o da aldatıldı ya. İşte öyle hala deli diyorlar ya. Canım benim. Pardon, bir anda geçmişe gittim. Sonuçta ne oldu? Bana bir şey oldu mu? Anlatmak istediğim kısaca bu. Yani bana bir şey oldu mu? Yok. Baba girdi. Kaya. Gördüğün gibi ne ilkel şartlarda golfe başladım. Bu böyle miydi lan? Zehra sıcak bir aile ortamında büyüdü. Boşandıktan sonra da bu aile sıcaklığımız hep devam etti. Bayıldılar ikisi de ya. Bunun da en büyük yararı, Zehra hep ailesiyle vakit geçirmekten keyif aldı. Sudaya gel. Yemezler. Bir, iki, üç.
aile kurmanın ve onu devam ettirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir dakika, kaldırma kızı. Ha? Kaldırma. Bir, iki, üç de. Ay geldim. Hazır, çıkmayacağım. Kaya ile boşandıktan sonra benim evime sadece erkek olarak Kaya girmiştir. Çünkü o ev her zaman Zehra için babasına açıktır. Vallahi geldi bak. Ya baba! Her zaman, her saniye kapıyı çalıp gelebilir. Bunun en büyük sebebi Zehra'nın ev içindeki sıcaklığı, kalabalık aileyi biz boşandıktan sonra da yaşayabilmesi içindi. Şimdilerde anlıyorum. Zehra için yaptığın en güzel şey babasına saygı duymasını sağlamakmış. Allah Allah! İki saat oldu ya. Bitiremedin. Sus. Burası Londra. Westminster Üniversitesi. Hanımefendi İngilizce iç mimarlık okuyor. Darısı bütün çocukların başına. Arkadaşlar, Nibar Hanım. Şu haline bir bakın. Şöyle bir çalışma ortamı. Bu oda böyle kalıyor gördüğünüz gibi. Hiç değişmiyor. Yani kimsenin ellemek gibi bir şansı yok. Şimdi ne yapıyorsunuz Zehra Hanım? Zehra Çingiroğlu, iç mimar. Buyurun. Maket. Hadi bakalım. Küçük Kaya doğduktan bir süre sonra bana ziyarete geldi. Güzel kızım benim. Güzel kızım benim. Bakayım. Bebekler. Cebinden ulaşalım. Cebinden ulaşalım. Bebekler. Cebinden ulaşalım. Yürüyelim. Zehra'yı büyütürken ne babası ne ben sıkmadan büyüttük. Hadi kızım, bir iki tane tırman da göreyim. O kadar kolay olduğunu mu sanıyorsunuz? Hayır, bayağı yapmak istediği ya da almak istediği kararlar konusunda hep karşılıklı konuşup bir konuşalım, hangisi doğru ona göre hareket edelim diyerek onun doğruyu bulmasına yardımcı olduk. Elinizde bir kuş tutar gibi ne çok sıktık ne de çok gevşek bıraktık. Ayakları yere basana kadar ve şimdi son derece sağlam. Karşılıklı anlayış, karşılıklı sohbet, doğruyu birlikte bulmak bence en güzel formül. Ah, maşallah. Sabahları kahve içmek, çakıla günaydın demek, müzik dinlemek herhalde spora gidene kadar bir iki saatimi alıyor. Çakıl adının bizim için büyük değeri var. Babam Zehra 3 aylıktı vefat ettiğinde, nur içinde yatsın. Zehra'yı görür görmez çakıl dedi. Biz önce bir anlam veremedik. Taş Devri filminin çakıl karakterini söylüyor sandık. Meğer kaya taşının ufaltılmışı çakıl, Zehra da babasına bu kadar benziyor demek istemiş. Tabii aile içinde Zehra'ya genelde çakıl diye hitap ediyoruz. Babamdan bize miras kalan isim. Değil mi oğlum? Yürü! Samimiyet oynanması mümkün olmayan tek roldür. Ve bizim mesleğimizde samimiyetsizliğe hiç yer yoktur. (Gülüyor)
Bizim mesleğin derin devleti fısıltıdır. Geleceğimiz noktayı sahne önü değil, sahne arkası belirler. Ayvalık, tekrar çocukluğuma döndüğüm, mutlu olduğum her anı tekrar tekrar yaşadığım, dolayısıyla çocukluğumun geçtiği, vazgeçemeyeceğim tek yer. Her yaz 3 ay boyunca Ayvalık'ta tamamen hücrelerimin yenilendiğini hissettiğim bir yaz tatili geçiriyorum. Tüm aile bir arada. Kışın tekrar işime gerçekten bomba gibi dönüyorum. İşte o zaman kimse önümde duramaz diyorum. Altında yaşanmış zorluklar vardır. Yanlışlar vardır. Doğrular vardır. Deşarj olduğum tek yer. İstersen tabii yani dibine kadar ayrı konu da genel anlamda hiç tamam da cildi çekici cilde derken bir anda böyle normal hayatımda cildinin dışında kadın olduğunu düşünüyorum da onun için nasıl böyle bir tanıya vardır acaba? Ha bu arada Hilin için kızım olduğunu söylüyorlar. Üzgünüm değil. Leyla Avşar. Ortanca kız kardeşimiz. En büyükleri benim. Leyla. Ailenin asıl direği. Hepimiz ondan tir tir titreriz. Ama Leyla da Hilin'in üzerine tir tir titrer. Tabii ki ben de. Pelin tekne kazıntımız. Uzun süre İsviçre'de ve Amerika'da eğitim gördü. Beni dörtlemişler. Rezil olduk ha. Hepimizin göz bebeği. Kısaca en kıymetlimiz. Ailenin bütün fertlerinde olduğu gibi Hilin de iyi sporcudur. Bu filmin bitmesi için bir 6 dakikaya ihtiyacım var. Ama şişirme şeylerle doldurmak istemiyorum Serkan. Günlerce montaj yaptık, günlerce çekimler yaptık ama... Nasıl dolduracağız 6 dakikayı?
Aslında benim aklıma gelen bir şey var da. Yapsak mı acaba? Hani bazı filmlerde... oyuncu böyle tek bir noktaya uzun süre bakar. Bakar, bakar. Seyirci de zanneder ki bir şey olacak. Olmayınca küfürü basar. Yani bak birazdan sana yapacağım göreceksin. Başka türlü bu 6 dakikayı dolduramayacağım. Bak bir yapayım sana bir gör. Kaç saniye oldu Serkan? Bir de ağlarsan tamam olur mu? Bir ağlayayım bakayım. Ne oldu diye merak edecekler tabii. Oradan da bir 3 dakika alığa çalabilirsek. Tamam oldu. Ben saatine bak. Çekin arkamdan. Çakıl. Şimdi baştan yapmak zorundayım. Bir dakika kolum ağrıdı. Şuradan. Bir saniye. Başlıyorum. Gerçek mi? Biliyorsan eğer doğduğun günden itibaren ne olmak istediğini, nereye varacağını, hayatın lanet mi, hediye mi, bu yetenek bilmeden adrenalin kampında sükunet ister gibi. Karşılıksız aşkla geçirdiğin onca günde başına gelecekler seni birazcık korksa da. Anlamsızca cesur hissedersin ya kendini. Aslında bilirsin neler yapabileceğini. Şan, şöhret hepsi birer yalan. Issız adaya düştüğünde alacağın 3 şey var. Sevmek, gülmek, mutlu olmak ibadettir. Sevmek, gülmek. Bir yaranın tüm güzelliklerini beklerken sabırla, uğruna sarf ettiğin emekle, çabayla. Güzelliğin küstahlığı bile umurunda değil yani. Sana yavaş gelse de film gibi geçen zaman ve yürüdüğün yollar kırmızı halılarla kaplandıkça, sıradan olmanın dayanılmaz hafifliğini atamazsın içinden. Kendi kurallarınca özgürsündür artık sen. Tatlı şizofrenin tadını kaçırmamaya özen göstererek hayatta dalga geçersin. Şan, şöhret hepsi birer yalan. Issız adaya düştüğünde alacağın 3 şey var. Sevmek, gülmek, mutlu olmak ibadettir. Sevmek.